Merhaba, 12-18 Şubat'ta dahil olmak üzere arasındaki tüm tarihlerde yaşanmış bazı olayları bu videoda bulabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu paylaşabilir, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. İyi seyirler. Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin yani TOFAŞ'ın Bursa'daki otomobil fabrikası Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de katıldığı bir törenle açıldı. Fabrika 1971 yılında Fiat lisansıyla Murat 124 tipi otomobillerin üretimine başladı. 1988 senesinde Doktor Ziya Özel'in zakkumla kanser tedavisi iddiasının TRT tarafından haber olarak verilmesi yankı uyandırdı. Galileo Galil 1633 yılında Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Roma'ya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk isyanı olan Şeyh Said İsyanı 1925 yılının bugününde başladı. 1995 yılında ilk Türk füzesi Konya Karapınar füze fırlatma üstünden başarıyla fırlatıldı. Bugün Dünya Radyo Günü. Sevgililer Günü, kökeni Roma Katolik Kilisesi'nin inşasına dayanan bir gündür. Valentina ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak 496 yılında ortaya çıkmıştır. 1929 yılında Al Capone'un rakibi 7 gangster Chicago'da öldürüldü. Olay 14 Şubat'ta gerçekleştiği için Sevgililer Günü katliamı olarak anılmaktadır. Bugün Dünya Öykü Günü. Sokrates, M.Ö. 399 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. PKK lideri Abdullah Öcalan, 1999 yılında Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı. 1999 yılında Dünyalar Tatlısı bir sözlük kuruldu, Ekşi Sözlük. Videolarımızı özgürce paylaşabildiğimiz bir platform olan YouTube, 2005 yılının bugününde kuruldu. Bugün Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü. 600 yılında Papa 1. Gregorius hapşuran kişiye "Tanrı seni kutsasın" denilebileceğine karar verdi. 1980 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez 5 saat naklen televizyon yayını yapıldı. Çin Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı 1998 yılının bugününde Chiang Kai-shek Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü. 202 kişi öldü. 1935 yılında İstanbul'da kar topu oynanması insanların birbirine zarar vermesi sebebiyle yasaklandı. Çoruh ilinin adı 1956 yılında Artvin olarak değiştirildi. 1973 yılında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bir kadın atandı. Şeyda Okyatmaz Türkiye'de ilk kez bu düzeye yükseltilen kadın yönetici oldu. Bugün Dünya Kediler Günü. Protestanlığın babası Martin Luther, 1546 yılında geçirdiği felç sebebiyle hayatını kaybetti. 1937 yılında İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı. Sahra Çölü'ne 1979 yılının 18 Şubat'ında kar yağdı. Serinin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.